Merhaba sevgili geyikler. Bugün burada Yiğit Caner Doğan, Can Türk Doğan ve ben Ömer Can Gündal toplandık. Erov'un bir önceki bölümünü fuardan ötürü size özel bölüm çekip yayınlamamıştık. Bu hafta şöyle onu da bir toparlayarak ikisini birden azıcık bahsedeceğiz ama daha çok son bölüme odaklanacağız. Geçen hafta hatırlarsınız Roy şöyle bir gelip azıcık bakmıştı. Bize Tia ile karşılaşmışlardı. Tia Roy'un ölmediğini falan filan öğrenmişti. Bir de Felistin'in babası gelip işte dünyayı şey yapıyordu, terörizm yapıyordu falan. Kendisinin Felistin'den işte şöyle bir zıttı gibi bir şey olduğunu aşağı yukarı fark ettik. Felistin'in artık arç nemesi mi olur babası, orasını bilemeyeceğim. Keza bu hafta bu muhabbetler devam etti. Yani Tia muhabbeti devam etti ve de League of Shadows'a ve onun ah canım benim şeyine sonuna denk geldi. Bir de Felistin babasını gördük. Önce hadi yandan başlayalım. Bütün bu Felistin babası, Calculator karakteri falan nasıl bulduk? Yani adam karizmatik bir oyuncu. Felistin'i seviyoruz ama bunların ikisi olmasa hakikaten oturup izler miyim bu sekansları diye düşünüyorum. Hayır. Çok şeydi yani. Hani bir de iki bölüme böyle bunu uzatmaları. Zaten babasıyla da böyle çok içi dışı, yani derin bir ilişki göremedik ya da bunun bunalımını da göremedik. Sonra zaten tutuklattırdığı adamı kendi kendine buhran yaşayan Felistin tutucularıyla izlemeye devam ediyoruz. Yani ya ben şeyde varım ha, bu arada onu söyleyeyim, yani Felistin oynayan oyuncu bence karakterin sertleşmesini, kabuk bağlamasını güzel veriyor. Anladın mı? Bir de yani buhran verilecekse bu şekilde verilsin. Yani ağlak ağlak aman ben bu şehrimi kurtarmak zorundayım o yüzden sevgilimden bir açmaya çıkamıyorum değil. Anladın mı? Yani verilecekse hakikaten bir dünyaya karşı bir şüphecileşme, bir sinikleşme, bir anladın mı, böyle bir alaycılaşma hali olsun. Çok yüzeysel verdiler ama abi. Cürümleri o kadar. Ama yani Felistin'in ben şeyi çok, yani eskisi gibi bir neşe kaynağı değil de böyle daha ziyade işte her neyse böyle ne oldu değil mi? Doğru, ben işte falan filan tribüne girmiş olmasını beğendim. İkinci beğendiğim şey de beğenmeye devam ettiği bir şey. O da Felistin'in açıkçası yani engelli bir karakter olarak resmedildiği oluşu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü genelde engelli karakterleri bu tip işlerde göremezsin ve temsiliyet açısından bu kötü bir şeydir, anladın mı? Yani çünkü engelli adam da izliyor bunu ve sen engelli adamı ne kadar abi senin hayatın bitmedi, tabii ki bitmedi, hani farklı opsiyonlarla var, mesajını verebilirsen. Birinci kızına yaptılar yani, hani evet, şey evet, gözde evet. Kız Felicity sonuçta. Bunu ben çizgi romanlarda Barbara Gordon için yaptıklarından da çok mutlu olmuştum. Onu hatta New 52'da keşke ayağa kaldırmasalardı. Burada yani Felicity için yapmaları da çok iyi bir şey. Bu temsil etmeseleri iyidir, dahiliyet çok keyifli bir şeydir yani. Ama ve lakin yani şöyle, baba meselesi çok çabuk harcandı bu bölümde geldi. İşte bir zarf attı. Zarfı yedi herif. Ondan sonra zaten yani ben ilk başta izlerken de şey diyordum yani. Abi okey, yani hacker adamın hacker adamla ilgili yaptığın background search'e nasıl güvenebilirsin? Nasıl güvenebilirsin yani, anladın mı? Dünyanın en iyi hacker herif. Sonra sen internette aratıp okey mi dedin yani, çünkü adam o bilgileri yerleştirmiş olamaz mı oralara? Wikipedia'dan bakmıştır belki en fazla. İyiymiş işte, ödül falan almış. Peki size bir soru sormak istiyorum. Yani şimdi babayı gördük ve Felistin'i yakalattı filan. Sizce adamın Felistin ile olan muhabbetinde gerçekte bir samimiyet var mıydı? Yani kızıyla hakikaten barışmak, tanışmak için gelmiş olabilir mi? Yoksa hakikaten bir art niyeti falan filan vardı. Felistin hakikaten uyandı mı buna? Ve de hani bunlar doğrultusunda bir daha göreceğiz mi bu karakteri? Ya şimdi şöyle bir şey var. Niyeti belli olmayan ve kimin eli kimin cebinde şeyinden hiçbir zaman sıyrılmayan karakter yazmak çok zor bir şey. Anladın mı? Bunu mesela şuradan bir kötü örneğini vereceğim, bir de iyi örneğini vereceğim. Kötü örneği Smallville'deki mesela Lex Luthor'un babasıydı. Babası devamlı olur mu oğlum ben şöyle değilim, aa ne demek ne münasebet, kötülük yapıyordu, tamam mı? Ama devamlı hep olur mu oğlum ne münasebet, oyuncu da çok iyi oynuyor, tamam mı? İnandırıyor şeyde ama üçüncüden sonra oluyorsun artık, anladın mı? Yani çünkü devamlı yalanını çıkartmak iyi bir şey değildir o durumda. Hatadır. Burada o ilk hataya düştüler. Daha dakika birden zarf atıp yedi herif. Dolayısıyla o saatten sonra herifin bir güven puanı eksildi. Ben bu herifi gri alanda acaba iyi mi lan izleyemem bu saatten sonra. İyi örneği Blacklist mesela, yani Raymond Reddington karakterinin hiçbir şey. Ben Blacklist söylemeyi bırakmayacağım abi. Boş evet zamanlarda. Evet, bu yani artık iki videoda bir başımıza gelen bir şey. Ama yani hakikaten bu durum çok geçerli. Çünkü Raymond Reddington karakteri kendi için mi çalışıyor yoksa iyi bir amacı mı var? Yani yalan mı söylüyor, manipülasyon mu yapıyor? Hiçbir zaman tam olarak anlayamıyorsun. 3 sezon bunu devam ettirebiliyor. Homeland de mesela bunu çok iyi yapıyordu Brody ile. Bu ama bu tabii ki yani bu bahsettiğim iki dizinin yazarlarının seviyesi şuralarda bir yerlerde. Erovi yazarlarının bir seviyesi şöyle ayağımın altında kadrajın dışında bir yerlerde. Dolayısıyla yani çok da şeyi yok.
O yüzden de böyle yaptılar işte. Adam iyi mi kötü mü acaba? Zarf attık da çıktı ha falan filan oldu. Sonra okey. Yani bu saatten sonra bence bu saatten sonra olanlar beni çok enterese etmiyor açıdan. Sorduğuma soracağıma yazarlar adına biraz pişman oldum. Hakikaten. Peki asıl konuya gelelim. Bu League of Shadows'un işte Nissa ve Merlin'in abuk subuk çatışması, çekişmesinden sonra ne, dağıldı. Ne kadar bir kere yani Türkiye siyaseti gibi atışmalı, muhalefet partisiyle şey atışması kadar saçma. Adam geliyor şeyini getiriyor, böyle aptal bir inatlaşma izledik uzun bir süre boyunca bu. Yani onu demeye çalışıyorum. Ve yani Lapse ve 40 yıllık League of Shadows'da eninde sonunda raftan kalktı. Onca paralı asker, onca gardiyan, onca işkenceci filan şimdi ne iş bulacaklar yani acaba? Ya hayır bir şey diyeceğim. Ben bu mantıklı bir dizi olsa yani ki hala yapabilirdi bilmiyorum ama bir sonraki bölümde abi League of Shadows'dan şey yapılan, tasfiye olan bütün paralı eğitimle inanılmaz iyi suikastçılar hayva geçti. Gördüm bu Oliver yaptığını diye çarpar Oliver'ın suratına. Zannetmiyorum. Onlar büyük ihtimalle dizinin evreninde artık eve gidip böyle evde rosto yapıyorlar. Evet. Yani böyle aynı anda dağıldık mı? Dağıldık. Oh be senelerdir. Hadi halı sahaya gidiyor muyuz? Yok abi artık onu da yapmıyoruz falan. Böyle bir tanesi saçma. Eve geliyor. Hayatım bugün şirket kapandı falan diye böyle hani emeklilik falan yok vallahi yani emeklilik memeklilik. İşte böyle şu çiçeklerden verdiler. Evet. Lotus vermişler onu. Ben sana dedim sigortalı bir iş bul diye. Ya ne ben bir şey diyeceğim. Keşke özür dilerim. Keşke muhalefet partisi ile bizim ülkedeki hükümet partisi gibi atışma olsa da bir taraf daha haklı falan olsa da satayım. Yani burada inanılmaz. Taraf da yok ya. Evet yani lüzum. Yani Nisa'nın motivasyonu ne abi? İşte ben örgütün başına geçeceğim. Hayır bir dakika. Ama bir de asıl örgütün başına geçip dağıtmakmış mı? Yani? Değilmiş. Değildi. Laurel ona konuşma yapınca öyle ayıldı. Ha. Ya Malcolm'dan Nisa'nın en büyük nefret etme sebebi Sera'yı öldürmüş olması değil mi? Sera'yı geri getirdiler abi işte yani daha ne istiyorsun? Hayır de bu arada Sera'nın bu çılgın durumu içinde sende bir tane iksir var. Evet. Yani Sera geri geldi, onu normal hayatına da içeri verebilirsin. Hiç düşünmemiştim, sevgilisi hiç mi? Hiç böyle bir şey yok. Nerede Sera bilmem ne. Çünkü Sera 1975'ti, o da ayrı mı? Hayır, onu Konstantin'le çözdüler falan dediler zaten ya. Ama hakikaten ilk Sera sapıttığında, ilk ölümden döndüğünde o Lotus Motus çiçeğini ona verselerdi. İşte Nisa, Sera'nın en büyük meraklısı yani aslında. Doğru. Yani hayır, zaten bak bir şey diyeceğim. Malcolm Merlin'e karşı şahsi bir şeyin olmasını anlıyorum. Onu yani onu da geçtim, sadece League of Shadows'un başına geçmek de isteyebilirsin. Bunu kendim yapamıyorum diyor. Hı hı. Okey. Okey. Tamam mı? Ondan sonra bunu kendin niye yapamıyorsun? Çünkü yenemiyorsun Malcolm'u. Hı hı. Peki. Erol yenebiliyor Malcolm'u. O da tamam. Erol'dan yardım istiyorsun. Ve bunun için de işte Thea'nın canını tehlikeye atıyorsun falan filan ya. Sonra okey. Kapışıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz. Bir şekilde diplomasi işliyor, olmuyor. Sonra bir ortaya çıkıyor ki meğerse Nissa'nın ordusu da en az League of Shadows kadar güçlüymüş. Çünkü savaşta kazanamıyor. Ya abi bak ya Nissa kendi başına darbe yapamayacak kadar güçsüz. Yani bunu ordu anlamında ve kendi anlamında söylüyorum. Ya da kendi elinde tuttuğu ve Malcolm'un kızını iyileştirecek olan o iksiri Malcolm zaten bu tip diplomasi triklerine gerek kalmayacak kadar alacak kadar bir güç dengesi farkı var arada. İkisi aynı anda yani anladın mı? Yani çok saçma mı? Çok saçma oldu yani. Abi şöyle bir gerçek var ki bu League of Shadows'u kapatma olayı sanki Amanda Waller'ın ölümü gibi evet. İşte filmlere filan açılan yol. Aynen. League of Shadows'u daha çok dizide hunhar etmeyelim. Keza diziye ne faydası oldu? Aslında diziye faydası olması tek olayı da hani nereye bağlanacak bilmiyorum. Çünkü bir an damdan düşer gibi geldi ama. Değil mi? Dark'a işte Arrow'un oğlu olduğunu, çocuğu olduğunu bilgisinin ulaşmasına yaradı bütün bunlar. Evet. Hani bunu artık yani Damien Dark elinde hiçbir koz yoktu Oliver'a karşı filan. Bir anda şimdi koz olarak bunun çıkması bana biraz abuk geliyor. Hayatında sevdiği başka insanlar da var. Tabii ki oğlunu daha çok sevecektir ama. Bilmiyorum bu konu bana çok damdan düşer gibi yani geldi gibi geliyor. Çok hakikaten öyle yani. Ve hani tamam bir insan oğlu için illaki endişelenir ama. Ben izleyici olarak geçen 2-3 bölüm önce şöyle bir hatırlattıkları. Şimdi de sürekli bahsi geçen oğlunu zerre şey yapmıyor. Evet yani çocuğu havada patlatsalar, bağırsakları falan havada uçsa bile etkilenmem yani o çocuk ölse. Ben, oha. O kadar. Ya o zaman senin başka sorunların var canım. Ya bağırsak görsem ben böyle etkilenirim açıkçası ama. Çocuk bağırsa bir düşünmek insan. Yani, evet. Ama yani hayır buradaki bence esas soru şu. Malcolm'ın oradaki dönüşüm etkileyici olması gerekiyordu. Damon Dark'a çocuğunun şeyini veriş bilmiyorum.
Benim orada kafamda şöyle sorular dönüyordu o esnada. Damien Dark kendi başına bu çocuğun varlığından haberdar olamadı mı? Yani Malcolm Merlyn hangi kaynaklarını kullanarak, Hive'da olmayan hangi yeteneklerini ve kaynaklarını kullanarak çocuktan haberdar olduğu? Fikret okay. Kuşu. Yani damlarda uçturarak dağda yetişen özel bir kuş. Bu sayede hiç kimsenin bilmediği şeyleri öğreniyorsun. Kulağına gelip çık çık fısıldıyor. Kuşlar söyledi. Yani evet. Bir de işte hesapta Malcolm sonuçta yani senin kızın Damien Dark'la savaşmıyor mu? Damien Dark senin kızına laf etmeyecek mi? Okey. Ondan sonra Damien Dark'ın kendisi daha ben başkaları çocuklarına yapılan tehditlerden hoşlanmıyorum diye ilk bölümde sanırım zaman beylik bir laf etmişti. Ha, doğru doğru. Okey. Ya anladın mı? Yani bu hareket tamamen şey bir hareket yani. O an yani mesela bölümün sonuna doğru giderlerken yazarken de düşünüyor. Abi bölüm sonunda bir şey yapmadık ya. Biraz tek düze kaldı. Çocuk! Çocuk! Çocuğu söyle! Falan. Yani böyle bir panik de yapılmış yani anladın mı? Yani çünkü o kadar saçma bir hareket ki. Yani senaryoya da yazmamışlar evet. Orada ışıkçı bağırıyor değil mi? Aynen. Ya çünkü çok alakasız ya bir de hiç vuruculuğu yok bir şey yok hakikaten yani. Tek benim şey yaptığım sevindiğim mesele en azından Tihan'ın şu işte aman birilerini öldürmezsem çıldıracağım muhabbeti böylece sonlanacak diye umut ediyorum. Ya o muhabbet de bir bölüm iki bölüm sadece canımızı sıktı. Ondan sonra neymiş? Demin arka dokununca geçti abi. Sonra dokununca geçti sonra ne oldu? Bir anda geri geldi seni öldürüyor. Biraz daha şanslarını zorlasalar yani karakterler demek istiyorum oyuncular falan değil de. Yani yarın öbür gün mesela marketten yoğurt alırken de geçeceğini keşfedeceklerdi sanki böyle geçici olarak filan. Yani bir de Damien Dark'ta dokununca neden geçti o geçici süre? Neydi, ne değildi? Ya bunların şifalı hiçbir adam oğlum adam. Açıklaması yok ya. Yani. Kulağını üflemiş. Abi şeyin de açıklaması yok ki. Ya bir tane sıvı var. O sıvıyı şey yapınca geçiyor. Bunca zamandır da neredeydi o sıvı? Bunca zamandır o sıvı neredeydi? O sıvıyı kim yapıyor? O sıvı yapmasını bir abi, tek bir kim biliyor? Pahalı. Çok pahalı abi yani. Yani. Evet. Herkese yok ondan. Amerikan başkanına işte 3-5 tane dünya lideri Bill Gates'e falan hayır, var. Bir şey diyeceğim bak şöyle bir şey var. Nissa bu sıvının varlığını Nissa biliyor değil mi? Evet. Bir tane ne kim yapıyormuş ben anlamadım. Bir tane Tatsu Yamamoto falan bir şey yapıyormuş. Bir şey daha önceden flashbacklerde olan Japon bir abinin karısı olmuş. Tatsu Yamamoto yapıyor. Neyse Yamamoto yapıyormuş yani. Abi tamam bu Yamamoto damgalı iksiri çıkarttın koydun önümüze tamam mı? Nissa biliyormuş bunu. Hani küfür edeceğim. Yani Nissa biliyormuş bunu da o kadar Serena'nın diriltilmesine niye canhıraş bir şekilde o kadar itiraz etti? Hayır olmaz evet, böyle şey Lazarus Pit'te sokamazsınız onu çok kötü Allah'la bilmediğiniz onu her şeyler oynuyorsun. Ulan çaresi varmış sende. Çaresi varmış hatta yani Malcolm'a gene aynı şeyi bu arada söyledik videonun başında ama yani hakikaten bu büyük bir sorun gerçekten. Malcolm'a olan nefreti de Serena'yı öldürmüş olması hadi Serena geri geldi hadi şey dedi zaten. İşte siz Sera'yı kirletirken bana sormadınız falan dedi. Yani ölümden dönmesine karşı muhabbeti söylüyor. Ama dediğin gibi yani evet Lotus diye bir bok da varmış ve bunu Nisa biliyormuş hakikaten. Hakikaten çok aptalca yani şu an. Yani bak o yüzden diyorum anladın mı işte bu muhalefet aptallar. İktidar falan gibi bir şey değil yani. Aptallar. Tamamen şey yani saçma sapan yani ben bütün bölüm boyunca hiçbir tarafında bir konflikt olmadığım yani hiçbir tarafında taraftar olmadığım. Ve daha da kötüsü çözüm İlgin. Bulunsun diye de bu kadar empatik bir şekilde arkasında durmadığın bir mücadele edildi. İlgini çekmeyen abi, bir tamam, mücadele tamam. İşte, anladın yani mı? Yani bence bu bölüme daha fazla gömemeyiz. Yani gömebiliriz ama artık yani yeter. Ama yani şu savaş yerine şu aşağıda şey olsun kaza olsun iki adam kavga etsin onu daha büyük heyecanla izlerim. Bunu da araya sokayım. Ben son bir şey söyleyeceğim abi. Evet, bu bölüm bu sezonun ana olayı ne? Ana konusu ne abi? Sezonun mu? Damien Dark'tı sezonun. Damien Dark. Evet. Hive değil mi? Nerede? Bu hiçbir hizmeti var bunun. Tatilde sondaki olur. Sondaki şeyi Malcolm her türlü yapabilirdi. Anladın mı? Yok. Yani şöyle bir şey var. Bence o kadar plansız programsız gidiyor ki dizi. Hakikaten ben yani senin dediğin gibi DC'ye DC filmlerine yer açmak için League of Shadows'u ortadan kaldırdılar. Sırf onu yapmak için götünden böyle bölümü uydurdu yani. Durmadan dizi. Tepeden talimat geliyor abi sizde bu var onu bir kaldıralım yalnız. Onlar da kaldırmak için böyle aslında bizim bir ada kötümüz vardı onunla. Hayır kaldırın. Evet, tepeden bu, baskı var yani herhalde. Bence başka öyle. Bir açıklama bulamıyorum. Ve yani sezonun ilk yarısı Days of Tomorrow'a yer yapmak için harcandığı için. Bir de o var doğru hakikaten. Yani şu an gerçekten Arrow'un yani 4. sezonunda konuyla ilgili bölüm sayısı 2 falan herhalde. Yani. Her şey başka şeye hazırlık hakikaten bu sezon ya. Yani çünkü Amanda Waller bölümleri de öyleydi. Yani evet. Bence şu saatten sonra şöyle bir şey. Artık bu saatten sonra hiçbir şey hazırlık yapmasınlar. Sırf Dark'a gidecekler gitsinler çünkü. Dark ne yapıyor abi 2-3 bölümdür? Yani evinde tırnaklarını mı yiyor nedir yani? Çok saçma sapan geliyor bana açıkçası. Arrow'un da bir değil iki bölümü birden geride kaldı. Şimdilik dediğimiz gibi Arrow'a gıybete devam ediyoruz.
Bakalım Arrow'un sonunda o mezarda kimin olabileceği listesine şimdilik oğlu da eklendi diyoruz. Ve de bundan sonra ne çıkacak artık o kadarını sizin yorumlarınıza bırakıyoruz. Aşağı yazmayı ihmal etmemenizi temenni ediyoruz. Ve de tabii ki videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, ayrıca şu güzel sitemizi de bir ziyaret etmenizi kesinlikle salık veriyoruz. Öyle değil mi Can? Hiç ha? Esnerken yakalandın. Görüşürüz.